Eve geldim bir gün. Annem 33-34 yaşlarındaydı. Ağlıyordu. Dedim anne neden ağlıyorsun? Dedi ki ev çok küçük. Çok rutubet. Kendimi hissetmiyorum. Dedim ki ben de sen merak etme anneciğim. Sen 40 yaşına gelene kadar ben iyi bir futbolcu olacağım. Ve sana bir tane ev alacağım. 39,5 yaşında bir tane ev aldım ona. Eskiden kimse çocuğunun futbol oynamasını istemiyordu. İşçi semti olduğu için hani giydiği ayakkabı bilmem ne pahalı bir spor gibi geliyordu işçi semtinin çocuklarına. Aslında çok fazla zenginlik olmadığı için insanların samimi duyguları çok fazla kaybolmamıştır orada. Her şeyi orada öğrendim. Dediğim gibi ahlaki ve karakteristik bütün her şeyi orada öğrendim. Arda futbolu seven bir çocuktu. Yani küçüklüğünden beri futbol oynardı. Tabii ki biz de destek verdik. Anne baba olarak, aile olarak onun arkasında. Bir yerlere gelmesini istedik. Benim için örnek aldığım bir insan. Çok farklı bir adam. O yüzden ona karşı farklı bir bağım, farklı bir sevgim var. Hayatım boyunca da onun yanında olmaya devam edeceğim. Onun da benim yanımda hep olduğunu çok iyi biliyorum. Gayet iyi bir abi kardeş ilişkimiz var yani. Yaptığım her şeyde öncelikle ailem ve sevdiklerim gelir kendimden önce. Bugünkü futboluna ulaşmasındaki en büyük etkenlerden biridir burası. Çünkü Arda en büyük özelliği dar alanda çabuk düşünüp çabuk hareket etme özelliğidir. Dar alanda zaten yani bütün her şeyi orada kazanıyorsunuz sokakta. Bu gördüğünüz sokakta çok ufak gözükebilir ama 12 kişi maç atlıyorduk. 6'ya 6 herkesi geçiyorduk. Como Messi. Tabii ki de şu andaki durum bizim için hayal üstü. Arda'nın hayal edebildi ama bizim hayal edemeyeceğimiz yerlerdi. Arda geleceğini gördü. Ben Galatasaray'ın kaptanı olacağım dedi. Türk milli takımın kaptanı olacağım dedi. Ben dedi 20 yaşına gelmeden de dedi bir yıldız olacağım dedi. Bunu da Acı da söyledi. Bir maça gittik. Bir maçta bileğime darbe aldım. Böyle resmi maçta, minik takım maçı. Bir maçta bileğime darbe aldım. Kenarıya geldim. Biri geldi bana. İlker Akbaş diye biri. Ondan sonra ne oldu ufaklık falan diye ayağıma vurdular falan diye konuşuyorum. Buz var. Ondan sonra dedi ki hayali ne dedi. Dedim Galatasaray'da oynamak çok isterim. Çok Galatasaraylıyım. Fanatik. O zaman dedi al bu kartı. Git Galatasaray antrenmanına. Galatasaray antrenmanına gittim. Sonra seçmelere girdim. Seçmeler bittiğinde çocuklar ağlayarak gülüyormuş. Hani 6 numara seçildi, 6 numara seçildi. Annesi diyormuş ki kim seçildi ya, kim seçildi? 6 numara kim o çocuk diye soruyormuş yani. Kaç numara forma giydiğini de bilmiyormuş. Sonra Arda koşarak gelmiş, anne beni seçtiler demiş. Abim bu okulda okudu. Yılında Yahya Kemal Ortaokulu'na tayin oldum, geldim. Tayin olduğumun 3-4 gün bir zaman geçmişti. Yanıma ufak tefek bir delikanlı bir çocuk yaklaştı. Ve hocam dedi, biz futbol turnuvasına katılmak istiyoruz. Acaba bize yardımcı olabilir misiniz? Mehmet Hoca kalbimde yeri olan bir insan. Dedim ki, nasıl futbol oynuyorsun? Futbol iyi midir? Hocam dedi, ben Galatasaray'ın altyapısında oynuyorum. Ben de ona dedim ki oğlum Galatasaray'ın yapısında, altyapısında 300 tane oyuncu var ama ben farklıyım dedi. Okul birincisiydim ama okul günlerim çok güzel geçti. Ama dediğim, biraz önce dediğim şey, eğer bir iş yapıyorsak en iyisini yapmaya çalışırdım. Hep sorumluluğumu bildim hayatım boyunca. Bir defa her şeyden önce çok vefalı bir insan. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. Bizi bir lider gibi yönetiyordu diyebilirim. Bir gün futbol bitecek. Ama kalıcı olan şey karakter olacak yani.
Sonra 2003'ün sonlarında, 2004-2003 A takımda antrenmanlarına yapmaya başladım. Fatih Terim bir baba gibiydi bana. Her zaman hayatımın her anında yanımda oldu. Ve benim için çok özeldir. İlk o A milli takımda da oynattı. Ligde bir maç, iki maç oynayıp A milli takımda oynadım. Jugar sábado Liga, miércoles, directamente primero once selección. Ondan sonra kaptanlığı milli takımda, kaptanlığı o bana verdi. Her zaman milli takım forması en önce gelir benim için. Barcelona formasından da, Galatasaray formasından da her şeyden önce gelir ülkenin forması. Bir insanın ülkesi için yaptıklarının çünkü herhangi bir profesyonellikle alakası yoktur. Sadece sevdiği için yapar. Atletico Madrid'de transfer olduğunda bana da güçlü oldu dedi giderken. Her şey dedi size emanet ama sanki böyle hani biri gurbete gelip gelmeyecekmiş gibi hissedersiniz ya. Öyle bir şeye kapıldık. Okan'la beraber mesela arabada dönerken ıçkır ıçkır ağladık. Bunu Arda da bilmez mesela dönerken. Işkır ışkır aldığımızı hatırlarım ya. Yani. İlk Atletico Madrid'e giderken zordu gidişim, sıkıntılıydı çok. Çok ağlayanlar, çok ağlatanlar olmuştur. Çünkü Galatasaray efsanesi olmak da benim için bir opsiyondu hayatta. Ama benim fikirlerimle, benim hayallerimle, benim doğrularımla çok zordu. İyi ki de böyle olmuş. Şimdi dünyanın en iyi takımındayım. Atletico Madrid'deki herkese, çalıştığım herkese sonsuz minnettarım. Hayatım boyunca hep kalbimde. Ki ben kalbimin istemediği hiçbir zaman hiçbir yerde oynamadım. Beri Barcelona diyordu. Futbol Barcelona başka bir şey değil diyordu yani. Barça bazen 1-0 geriye düşerdi. Geriye düşseler ne olur? Onların aldığı zevki hiçbir zaman alamayacağız diye şakalar yapardım yani. Bir onların aldığı zevki kimse alamayacak diye hayatta. Zaten Messi benim için diyor. Dünya starı olmaktan dolayı uzaylı bir futbolcu. Eğer biri futboldan anlıyorsa bir insanın aklındaki en son nokta, en uç nokta Barça'dır. Ay Barça! Barça! Tabii aslında heyecanım düdük çaldığında yine bitti. Çünkü dünyanın en iyi oyuncularıyla oynuyorum zaten. Ve en iyi yapabildiğim iş. Benim için hayatımın en güzel günlerinden bir tanesiydi. Burası hayal gibi, rüya gibi. Bir takım yapıyorum ama burada yapmam. Jordi Alba'ya Neymar'a yapıyorum. İşte bazı şeyler soyunma odasında gizli kalır. Orası yatak odası.